kağıt müzesine geldik. Herhalde biraz Bergama'dan burada rol çalınmış. Mısırlardan. Mısır karşılığına tutar. Yakın Bir Çin tekniğidir bu. Daha önce Çin'de kullanılmıştı fakat 15. yüzyılda burada, Makedonya'da. Aziz Namun Manastırı'nda kullanıyor bu teknik. Yani bahsettiğim Azizlerin Hristiyanlığı yaydığı zaman. Kağıt müzesindeyiz. Kağıt müzesinde kağıt yapımı ile ilgili bir demonstrasyon izleyeceğiz. Evet, var mı arkada daha eski dönemde kağıdın nasıl yapıldığını göreceğiz. Baba. Efendim kuzey. Şekerim mi? Her şey var. Dedikleri bölümden odun parçacıkları ya da yumuşak ağaçlar kullanılmıştır. Meşe gibi, ceviz gibi. Ve pamuk ve su ve odun parçacıkları 21 günden sonra birbirini çekmeye başlar suda. Tepkimeye başlar, yumuşar. Ve birleşmeye başlar. Hamurlaşmaya başlar. Ve eski dönemlerde birçok çeşit süzgeç vardır kağıtların büyüklüğüne göre. Fakat şimdi arkadaşımızın gösterecek şekil A4 şeklidir. İşte elindeki süzgeç onu suya daldırıyor ve süzmeye başlıyor. Yavaş yavaş birbirine çektiği için parçacıklar birleşmeye başlıyor ve şekilleniyor artık. Fakat %80'i sudur hala süzdüğü pamuğun ve odun parçacıklarının. Eski dönemlerde hayvan derisine ya da keçeye bastırırlarmış. Şimdi ise suni deri ve yine keçeden parçalar kullanılmaktadır. Ve oraya bastıracak. Bakın şimdi görüyor musunuz? Fakat hala bastırdığı zaman da görüyoruz su akıyor. %80'i su olduğu için belli bir sayı olduktan sonra yandaki pres makinesine önümüzdeki oraya sıkıştırılmaya gidiyor. Ve suyu süzüldükten sonra 2 gün güneşte kurutuluyor. 2 gün güneşte kurutulduktan sonra işte şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Deri parçasının üzerinde. İşte bu şekli alıyor 2 günden sonra. Ve gördüğünüz gibi şekli düz olmadığı için kağıdın yine 50 ya da 100 tane adet olduktan sonra aynı makineye düzeltilmeye gidiliyor. Ve işleme hazırdır. Aynı zamanda eski dönemde bu teknik işte Aziz Nahum Manastırı'nda kullanılmıştır. Ve ilk baskı da orada olmuştur. Ve Gutenberg'in baskı makinesinin bir kopyasıyla yapılmıştır o. İşte buradadır o makine. Gutenberg'in baskı makinesinin bir kopyası burada. Makedonya'da, öteki kopyası ise Bled'de, Slovenya'dadır. Fakat orijinali Mainz kentinde, Almanya'dadır. Şimdi arkadaşımız nasıl baskı yapıldığını gösterecek. Eski dönemlerde küçük harfler var. Ve dizildikten sonra o harfler 4 saat alıyormuş. 4 saat alıyormuş dizilmesi ve basılması bir kağıdın. Ondan sonra kalıplaşmaya gidilmiştir. Tamamen bütün kalıp. 16. yüzyılda. Ve katranla. Katran sürerek sadece kağıda baskı yapacaktır. Şimdi bir tane göreceğiz nasıl yaptığını. İşte. Bravo. Evet. Ve bu atölyede gördüğünüz her şey buradaki küçük havuzda ve bu baskı makinesiyle yapılmıştır. Evet, hepsi bu atölyenin ürünüdür buradakiler. İşte arkada Atatürk'ün resmi var. Thank you. Teşekkürler. Evet, yavaş yavaş devam edebiliriz. Serbest zamanınızda isteyip isterseniz gelip bakabilirsiniz.